Herkese merhaba arkadaşlar. Bir YouTube reklamı Google AdWords'e nasıl verilir ile ilgili bir video çekmeye karar verdim. Bu konu oldukça karmaşık, oldukça zor bir konuymuş gibi gözüküyor aslında ama o kadar da karmaşık değil. Biraz Google AdWords bilgisine sahip olursanız aslında bu iş kolaylıkla çözülecek. Kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Eğer Google AdWords hesabınız var ise ilk açtığınızda size bir kampanya oluşturmanızla ilgili tavsiyede bulunuyor. Zaten benim bir kampanyam var ve bir reklam grubum var. Size bir kampanya nasıl oluşturulur, reklam grubu nasıl oluşturulur, bununla ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Kampanya ile reklam grubunun arasında aslında normalde çok bir fark yokmuş gibi gözüküyor. Ancak bir kampanyanın içerisinde birden fazla reklam grubu, bu reklam grubunun içerisinde birden fazla reklam olabileceğinden böyle bir kırılımlı ve çeşitli ayarlar verebileceğimiz şekilde tasarlanmış. Tüm kampanyalara tıklıyorsunuz. Kampanyaları sağdaki sekmede de kampanyalara tıklayınca var olan kampanyalar açılıyor. Yeni bir kampanya oluşturacaksanız artı butonuna basınca bir yeni kampanya oluşturabiliyoruz. Diğer reklam türlerinden bahsetmeyeceğim. Bizim amacımız şu anda video reklamı yapmak. Video reklamından bahsedeceğim. Bunu seçiyoruz. Öncelikle aslında normalde nasıl bir reklam yapacağımız, amacımızın ne olduğu, çok kişiye mi ulaşacağız, abone sayımızı mı artıracağız, videomuzun çok kısa izlenmesini mi isteyeceğiz, ne yapmak istiyorsak aslında normalde buna baştan karar vermiş olmalıyız. Buna baştan karar verdikten sonra aslında normalde bu adımlara geçmek lazım. Bir kampanya oluşturup video reklamını tıkladığınızda zaten önünüze seçenekler geliyor. Bunları okuyarak aslında ne yapmak istediğinizi rahatlıkla bulabilirdiniz. Ben şu anda marka belirliliği ve erişim ile ilgili bir şey yapmak istiyorum ama web siteme trafik çekmek istiyorsam web sitesi trafiğini veya potansiyel müşteri arayışı içerisindeyse bunu yapacağım. Ben şu anda marka belirliliği ve erişim yani ile ilgili reklam yapmak istiyorum. Şimdi YouTube'un aslında 3 tane reklam türü var. YouTube'daki reklamların videonun altında çıkan ve resim şeklinde olan bir reklam. Bir tanesi in-stream deniyor İngilizcesi. Türkçesi de yayın içi reklam. Bu yayın içi reklamda bir 3 dakika boyunca geçemediğiniz reklamlar veya 6 saniye sonra kendiliğinden otomatik geçen reklamlar, pamper reklamlar deniyor buna. 5 saniye sonra bu reklamı atla denilen seçenek. Bu reklamı atla denilen seçenekle oluşturacağız reklamımızı. Marka bilinimi ve erişimle ilgili olan seçeneği seçiyorum. Standart seçiyorum ve devam diyorum. Şimdi bana bir kampanya adı soruyor. Buraya kampanya 2 diyeyim. Günlük ne kadar harcayacağımızı belirlememiz gerekiyor. Bu aslında normalde yine tamamen sizin kendi kendinize karar vereceğiniz bir şey. Günlük ne kadar harcamak istiyorsunuz? Ben şimdi günlük 10 TL harcamayı tercih ediyorum. Yayınlama yöntemi nasıl olacak? Standart ve hızlandırılmış. Bununla ilgili de seçtiğinizde zaten ne olduğunu söyleyecek ama standartta bütçenizin 24 saate böyle ya da sizin reklam zamanlamanıza bölerek bütçenizi aynı anda bitirmez. Hızlandırılmış dediğinizde bütçenizi hızlı bir şekilde harcar. Sabah saat 8'de videoyu başlattınız. Hızlandırılmış seçmiştiniz. Saat 10'a kadar 10 TL'yi harcar. Bunu mu yapmak istiyorsunuz yoksa standart dediğinizde o sizin reklam planınıza göre sabah saat 8'de başlamış. Gece saat 22'ye kadar devam eden reklamda zaman zaman reklamınızı gösterir. Zaman zaman göstermeyecek şekilde. Ben standart tercih ediyorum. Başlangıç ve bitiş tarihleri bu tamamen opsiyonel. Bugün anında başlar ilk başlattığınız ayından itibaren ama atıyorum 10 gün sonra bu reklamı durdurmak istiyorsunuz ya da 3 Kasım'da 5 Kasım'da. YouTube'un arama sonuçlarında gözükemez bu reklam. Normalde sadece görüntülü reklam ağı ve video akışlarının içerisinde gözüküyor olacak. Görüntülü reklamı seçtiğinizde bu aktif olacak aslında. Tüm dillerde yayınlanmasını istiyor muyuz? Hayır. Aslında sadece Türkçe dillerdeki şeylerde yayınlanmasını istiyoruz. Tüm ülkede yayınlansın mı? Sadece Türkiye'de yayınlansın istiyoruz. Maksimum görüntüleme başına maliyet seçeceğiz aslında. Bu da maksimum 1000 görüntüleme başına maliyet olur. Biz maksimum görüntüleme başına maliyeti tercih edeceğiz. Envanter türü. Burada da reklamımızın ya da markamızın doğru içerikte gösterilmesi, işte küfür veya sansürlenmiş cinsel içerik gibi şeylerin içerisinde görüntülensin mi görüntülenmesin mi, bu en geniş şeyi kapsıyor. 2 milyardan daha fazla izleyiciyi kapsayacak. Ben Yusuf Emre'nin reklamını yaptığım için mümkün olduğu kadar küfür, işte müstehcen içerikler bulunmasını istiyorum. Bir içeriği hariç tutacak mıyım? Şimdi aslında normalde burada içeriği hariç tutabilirsiniz. Hariç tutan etiketleri de yapabilirsiniz. Ancak yapacağım biraz sonraki ayarda buna ihtiyacım olmadığını göreceksiniz. Şimdi eğer normalde sadece kadınlara yönelik bir şey yapıyorsanız, reklam yapıyorsanız sadece kadını,
ya da erkeği, sadece erkeği, ebeveyn midir, değil midir? Bunun gibi özellikleri seçebiliyorsunuz. Anahtar kelimeler tüm konular. Aslında konuları seçmeyeceğim ama bu konuları da sadece mesela alışveriş konusunu, bilim konusunu, ev ve bahçe konusunu seçiyor olabilirsiniz aslında ama ben burada bunu da seçmeyeceğim. Aslında normalde daha özelleştirilmiş seçeceğim. Bir de burada görüntüleme başına ne kadar para vereceğimle ilgili soru soruyor bana. En az 0,01 kuruş verebilirsiniz. Burada çok verim alabileceğinizi düşünmüyorum. Daha önceki reklamda aslında 10 kuruş diye vermiştim. Bunu da 10 kuruş yapayım. Burada normalde AdWords reklamları gösterirken bir ihale açıyor. Aynı yerde ikimizin de reklamı çıkması gerekirse bir ihale açıyor. Kim daha fazla para verdiyse onun reklamını gösteriyor. Ben 10 kuruş vereceğim dedim. Ve bir ihale durumunda benim limitim 10 kuruştan %20 artsın dersem 0,12 kuruşa kadar verebilirim diyorum. Bu arada bu rakamlar çok küçük rakamlar aslında. Daha büyük rakamlar oluyor olması gerekir. Reklamımın hangi videomun reklamını yapacağım bununla ilgili. Ben bir tane Yusuf Emre için kanal tanıtım videosu hazırlamıştım. Şu URL'yi. Herkese merhaba. Şimdi bu URL'yi buraya kopyalıyoruz. Yayın içi reklam olacak çünkü baştan seçmiştim. Nihai URL'miz ne olacak? Biz işte kanalımızı ziyaret etsin istiyoruz. O zaman kanalımızın URL'sini vereceğiz. Görünen URL de böyle olsun. Yani kanalı otomatik olarak önüne resim yükle. Bir resim yüklemek istiyorsam şu anda istemiyorum. Şurası uzun oldu diyor. Tamam. Görünen URL de bu. Kaydet ve devam et diye. Bir başlangıç tarihi ve bitiş tarihi seçmem gerekiyormuş. Başlangıç tarihi bugün olsun. Bitiş tarihi de 1 Kasım olsun. Başka bir şey itiraz ediyor mu? Bir reklam grubu verecekmişim. Grup 2. Bir reklama da bir isim verecekmişim. Reklam 2. Yanlış yazdım. Reklam 2. Şimdi kampanyaya devam ediyorum. Şu anda bitti mi işimiz? Aslında normalde bitmiş gibi gözüküyor. Bu kampanyamızda günlük bütçemiz 10 TL ve bunun içerisinde bir grubumuz var. Bu grupta da harcayacağımız para ayarlar diyorum. Bunun için de harcayacağımız para da her bir görüntülemeye 10 kuruş para vereceğim. Reklamın tipi de yayın içi reklam tipi olacak. Biraz daha bunu özelleştirelim. Yerleşimler diye bir yer var. Yerleşimleri şöyle özelleştiriyoruz. Mesela ben bu reklamımın Enes Batur'un örnek veriyorum. Muhtemelen en yenisi bu mu? 2 saat önce. 2 saat önce yayınlanmış bir videosu. Muhtemelen en çok bu izlenecek. Sadece yapıştıramadım. YouTube videoları. Bu videonun içerisinde gözüksün diyebilirim. Yok. Sadece bunun içinde gözükmesin. Mesela kim olabilir? Duygu Köse Oğlu. Duygu Köseoğlu diye aradığımızda ya da sadece Duygu diye arasaydık daha iyiydi. Duygu. Duygu Özaslan, Duygu Köseoğlu. Duygu Köseoğlu'nun kanalındaki bütün videolarında gözüksün istiyorum. Kim var? Furkan Yaman var mesela. Furkan Yaman. Furkan Yaman'ın YouTube kanalı değil mi? Evet, YouTube kanalında. Furkan Yaman'ın başka kim var? Kim var? Görkem olsun mesela. Tanımıyorum. Belki bir tane daha öyle arkadaş vardır. Görkem Karaman 443 bin aboneymiş. Bunun içinde de yayınlansın. Kaydet diyor. Videolarımız görüntülenecek. Şimdi bunu yaptığımızda ne olacak? Sonucunu gösteriyorum şimdi. Bu adımları yapmıştım. Kampanya 1'de. Bir reklam grubu oluşturmuştum. Genel bakış yapayım. Reklamı aynı şekilde ayarlamıştım. Bir tamam. Yusuf Emre'nin bir videosunu tanıtmak istemişim. Yusuf Emre'nin bir videosunu tanıtmak istemişim. Ve 124 görüntüleme almışız. 0,04
8 yani 8 kuruş görüntüleme başına maliyet ödemişiz. Toplam günlük harcamamız 10 TL olacaktı. Saat 21.33, 9.86. %10 ya da %20 artırdığım için 11 lira 12 lira harcıyor olabilirim. Şimdi şu kampanyanın genel bakışına baktığımızda günlük bütçemiz 10 TL. Reklam grubunun içerisinde bir grubumuzu biz aslında normalde 10 kuruş, diğer reklam grubunu 20 kuruş yapabiliriz. Bunu da teklif vermeyi de 10 kuruş yaptık ve %10 artırabiliriz demişiz burada. Ve bu reklam nasıl görünüyor? Reklamlar ve uzantılar. Reklamı bir ön izleme yapalım. Masaüstü bilgisayarlarda reklam ön izlemesi. Reklam ön izlemesi bu şekilde olacaktı. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ali. Üç Kanalıma saniye. hoş geldiniz. Bu kanalda ne var? Reklama atla çıkacak. Şurada da bir link olacak. Bu linke tıklayınca nereye yönlendireceksek oraya normalde yönleniyor olacak. Bu şu anda test sayfasında olduğu için bu şekilde çıkıyor ama normalde çalışıyor olacak bu. Biz bu videoyu dün başlatmıştık. 124 tıklama almışız. Yerleşimlerine bakalım. Yerleşim yaparken de işte Enes Batur, Orkun, Han Kanal, Duygu gibi kanallara yapmışız şeyini, reklamlarını ve 22 tane görüntülemeye 5 kuruş ortalama tıklama maaşına 5 kuruş ödemişiz. Şey böyle reklam verme işi bu şekilde. Umarım yeterince detaylı olmuştur. Bu videoyu desteklerseniz yorum yazmayı unutmayın. Bununla ilgili daha çok video gelmesini istiyorsanız konuyu yazın. Bununla ilgili araştırma yaparım. Ve bildiğim varsa bildiklerimden paylaşırım sizlerle. Teşekkür ediyorum.